Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz eğitim olacak. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi eğitim aslında. Ama hep biz sorunlara odaklandığımız için asıl sorunu bulamıyoruz belki de. İşte eğitimle ilgili neler yapılması lazım? Daha bir eğitim hayatı için ne gibi görevler düşüyor hepimize, öğretmenlere? Bunları konuşacağız. Tuğrul İpek konuğumuz. Kendisi sınıf öğretmeni. Aynı zamanda da 2021 Ulusal Materyal Geliştirme Yarışması Türkiye birincisi. Kendisine hoş geldiniz diyelim. Programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Tuğrul Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi eğitim çok önemli bir konu. Biz de sık sık programlarımızda konuşuruz. Bugün de eğitimi konuşacağız sizinle. Acaba nasıl daha iyi bir eğitim sunabiliriz gençlere? Bunu konuşacağız ama ondan önce kariyer geçmişinizden başarılarınızı dinlemek isterim. Sonra da konularımıza geçelim. Teşekkür ederim. Ben 17 yıllık sınıf öğretmeniyim. Özellikle eğlenerek öğrenmeyi, materyalle öğrenmeyi, etkinliklerle öğrenmeyi çok seven bir sınıf öğretmeniyim. Zaten yeni eğitim sistemimizde bunu öğreniyor o şekilde çalışmalar yaparak öğrencilerimi geliştirmeye çalışıyorum. Harika. Peki şimdi materyal önemli dedik eğitimde ama evet. bu konuyu biraz açalım. bugüne kadar böyle geliştirmiş olduğunuz sizin de bu yarışmalarda evet. dereceleriniz var hatta 2020 2018'de de üçüncülüğünüz var. Notlarımın arasında gördüm. Evet. örnek verebilir misiniz bize o materyallerden? 2018'de düzenlenen materyal geliştirme yarışmasında Türkiye üçüncülüğüm var. orada Bulbas adlı bir materyalle öğrenciler yarışma buton devresi yaptım. Karşılıklı iki öğrenci böyle heyecanla yarışarak seçenekler sunuyoruz öğrenciye. Her ders için etkili olan bir öğretim materyali geliştirdim. 2021 yılında da Edirne'de düzenlenen e, ulusal öğretim materyalleri tasarım yarışmasında Türkiye birincisi oldum. E, onda da iki dinle bir söyle adlı materyalle özellikle eğitimde bizim e, karışan bazı kavramları birbirinden ayırmak için ...kullandığımız güzel bir materyal yaptım. Böyle mıknatıslı bir güzel düzeneyimiz var. Öğrencilere eğlenerek öğrenerek ve öğrenmeyi... böyle ...biraz daha böyle heyecanla, yarışma ruhuyla öğretmeyi amaçlıyorum. Harika. Peki bunun e, öğrenime katkısı nedir? Kesinlikle kalıcılık e, diyebilirim burada. E, öğrenci bir kere ilgi ve isteği arttığı zaman... ...eğitime katıldığı zaman daha kalıcı, daha anlamlı öğreniyor. E, o şekilde yapılan, o şekilde kazanılan öğrenmeler öğrenci için daha verimli oluyor böyle analiz sentez boyutlarına daha rahat çıkartabiliyoruz Zaten yeni eğitim sistemimiz de bunu öneriyor. Evet, biraz yoruma açık bir eğitim sistemi geliştirdiler değil mi son yani, zamanlarda? Tabii ki, 2005'ten sonra… Yani, yorum istiyorlar yani öğrencilerden. Tabii ki, 2005'ten sonra yapılan eğitim sistemimizde biz öğrencilerden e, analiz sentez boyutuna çıkmayı, böyle icatlar yapmayı, yeni fikirler ortaya çıkarmaya amaçlıyoruz. Zaten müfredatımız da bu şekilde son derece başarılı. Harika. Peki, e, bu yapılandırmacı öğretiminde çocuklar için öğretim materyalleri öğrenime nasıl katkı sağlar? yapılandırmacı mantıkta özellikle ülkemizde dediğim gibi 2005'te geldikten sonra bizim eğitim psikolojisinde psikolojisindeki John Dewey'in de dediği gibi eee Piaget'in dediği gibi öğrenci kendi bilişsel yapısının farkında olursa yani üst bilişsel bir şekilde daha iyi öğreneceğini düşünürse yapılandırmacı mantıkta fikirler daha kolay ortaya çıkıyor. Bir kere öznel bilgi esası var. Artık bilgiyi ezberletmiyoruz. Günümüz gençleri böyle daha şeyle aktiviteye katılmak istiyorlar. Burada materyalin katkısı çok önemli. Eğer öğretmen ya da eğitim bir materyal sunarsa öğrenciye, derse daha kolay katılıyor, daha eğlenceli katılıyor. Bununla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Bizim ikinci sınıflarda yuvarlama konumuz var, onluğa yuvarlıyoruz. Orada mesela o konuda çok güzel bir merdiven şey yaptık, e, tümsek yaptık böyle sayılarla. Öğrenci sıfırdan başlıyor, dörde kadar tümseyen bir ucunda, beşten sonra daha diğer ucuna geçiyor. Arabayı sürerken çocuk sayılarla böyle e, sayarken aynı zamanda on dörde geliyor, bıraktığında arabayı aşağı düşüyor. Ama on beşten sonra diğer tarafa geçiyor. Böyle biraz daha oynayarak öğrendiği zaman inanın ki çok daha anlamlı oluyor kesinlikle yurt dışında çok e, popüler bir eğitim galiba değil mi böyle eğitimlerle evet. eğitim Finlandiya'da gördüğüm birçok modelde var. Montessori eğitimlerinde var. Materyalin katkısı çok önemli. Peki eee materyalin hazırlanmasındaki kriterler neler? Materyal hazırlarken öncelikle hedefe göre çalışma yapmamız gerekiyor. Bizim zaten birinci amacımız hedef kazanımdır. E, müfredata bakacağız. Müfredattaki kazanıma dönük eee materyal geliştirmemiz gerekiyor. İkinci olarak da öğrenciyi göz önüne almamız gerekiyor. Ben burada sınıf öğretmen olduğum için e, ilkokul çocuklarının, somut işlemler dönemi çocuklarının çok daha fazla araç geleceğe ihtiyaç duyduğunu gördüm. E, üçüncü olarak tabii ki içeriye bakacağız. İçerikte dediğim gibi yapılandırmacı mantık. Daha artık böyle çocuğa bilgi yüklemeden, daha az bilgiyle ama dediğiniz gibi analiz et, senteze, yoruma çıkaran bir eğitim sistemi söz konusu. Evet. Peki öğretmenlere e, materyal hazırlarken neler önerirsiniz? Ben burada sosyal medyanın önemine inanıyorum. E, sosyal medyayı da ben kendim bu amaçla kullanıyorum. Akıl akıldan üstündür. Çok güzel e, çalışmalar var, çok güzel etkinlikler var. Örneğin belirli gün ve haftalarda mesela sosyal medyayı takip ediyoruz. E, Birçok arkadaştan çok güzel fikirler ediniyoruz. Evet. Peki günümüzde hali hazırda e, öğrenmeyi daha kalıcı hale getirmek için e, ne gibi yollara başvurulabilir? Yani burada kalıcı hale gelmesi için çocuğun, bilgi, çocuğun bilgiyi sahiplenmesi gerekiyor. Ezberlenen, <laughs> ezberlenen bilgiler unutuluyor. Ezberlemeden öğrenci daha böyle kendi anlamlı bir şekilde öğrenirse, mesela bir ritmik sayma, çarpım tablosu hepimizin korkulu rüyasıdır, matematik maalesef. E, öğrenci bunları somutlaştırırsa inanın ki çok daha kalıcı oluyor. Bununla ilgili e, soyut matematik yoktur, somutlaştıramadığımız matematik vardır gibi bir çalışma da yapmıştık. Öğrenciler çalışmalarda böyle bir materyal eşliğinde katıldığında, mesela ritmik saymayı iplerden bir şekilde yaptığında, ördüğünde bilgi çok daha kalıcı oluyor, çok daha kolay aklına tekrar bilgi geri çağırabiliyor. Evet, yani ona bilgiye ihtiyacı olduğunu anlaması lazım değil mi çocuğun? Mutlaka. Yani önce ihtiyaç hissettireceğiz. Evet. Bu bilgi nerede ne işime yarayacak? güdüleyeceğiz öğrenci. Öğrenci bunun ihtiyacı olduğunu hissederse ve öyle güzel bir ortam sağlarsanız şimdi etkin katılım sağlamak öğretmenin görevidir. Evet. Öğrenci doğası gereği çok katılmak istemez derse ama öyle güzel bir oyun etkinliği, bir ortam olursa, bir materyal, bir çalışma olursa hele ki günümüz çocukları daha böyle hareketliler. Dijital burada materyalleri de söylemek lazım. Mesela Web 2.0 araçları var. Çok güzel dijital materyaller var. Öğrenci bu şekilde eğitime daha kolay katabiliriz. Harika. Peki. Bana çok önemli bir konuydu Turul Bey. Kısa da olsa bize çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. İnşallah böyle gerekli yerlere gider. Biz de daha iyi bir gelecek için çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamış oluruz. Var mı son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz? Şöyle söyleyebiliriz. Hepimiz öğrenci olduk. Hepimizin belki bir çocuğu, bir kuzeni, bir kardeşi var. Yani mutlaka eğitimde öğrenci yalnız düşünmek gerekir. Öğrencinin işe katıldığı, eğlendiği, öğrencinin materyalle bir şekilde etkinlikle katıldığı eğitimin çok daha önemli olduğunu inanıyorum. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızla devamını dilerim. Teşekkür, teşekkür ederim. Alın. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten eğitimde işte böyle materyaller kullanması, etkinlikler yapılması daha bilgileri kalıcı hale ve ihtiyacının olduğu bilgiye sahip olduğu anlamına geliyor çocuklar için. Siz de bunlara e, mutlaka erişin. Hatta Turul Hoca'yı takip edebilirsiniz biraz önceki sosyal medya hesaplarından ondan da dediği gibi etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.